İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Samsun'dan verdi mesajlarını. Konuşmasında sık sık başbakanlık vurgusu yaptı. İYİ Parti birinci parti olacak, ben de başbakan olacağım dedi. Başörtüsü konusunda İYİ Parti ve CHP'nin uzlaşı teklifi geri çevrilmişti komisyonda. Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajı vardı. Sağ olasınız. Ama onun için birinci parti olmalıyız. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle de pazarlık etmedim etmem. İyi Parti birinci parti çıkacak. Başbakan Meral sloganlarıyla karşılandı. Kürsüde hemen her cümlesinde başbakan olacağım diyerek verdi mesajlarını İyi Parti lideri Meral Akşener. Siniri bozulma, devam etsin muhteremlerin. Birinci partinin genel başkanı olarak başbakan olacağım. Resmi olarak açıklanmasa da seçim tarihi 14 Mayıs olarak görünüyor. Seçim yaklaştıkça meydanlar da ısınıyor. İYİ Parti lideri Akşener partisinin ilk kongresi için Samsun'daydı. Seçime çok az bir zaman kaldı. Ama son bir kez hep birlikte Atatürk'ümüz için, Cumhuriyetimiz için İYİ Parti'nin birinci parti olması gerekiyor. Milli mücadelenin başladığı Samsun'da Atatürk için, Cumhuriyet için birinci parti olmalıyız derken başkentte yaklaşık bir ay önce suikaste kurban giden Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'i hatırlattı. Sinan Ateş gibi gençlerimizin katledildikten sonra tek adam rejiminde hala failleri bulunamıyorsa bir daha Sinan Ateşler katledilmesin diye birinci parti olmak mecburiyetimiz var bizim. Meclis komisyonunda kabul edilen AK Parti'nin getirdiği başörtüsü anayasa teklifi de Akşener'in gündemindeydi. Dedi ki Kılıçdaroğlu bana pas attı, ben bunu gole çevireceğim. Yazıklar olsun Sayın Erdoğan, yazıklar olsun. Acı çeken kadınların, onların annelerinin, babalarının, eşlerinin, abilerinin o acısı seni bu ülkede 20 yıl iktidar etti. AK Parti'nin getirdiği başörtüsü teklifine dini inançlar ibaresinin kaldırılmasını, başörtülü ibaresinin yerine de başörtülü ya da başörtüsüz yazılmasını teklif etmişti İYİ Parti ve CHP. Ama AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi komisyonda. Akşener Erdoğan'a seslendi. Amacınız başörtüsü sorunu çözmek değilmiş diyerek. Hey gidi Erdoğan hey. Meğersem bütün bunlar pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş. Üç kelime ekledik. Ne yaptılar? Komisyonda her iki siyasi parti oy birliğiyle reddetti. Hey gidi hey. Bas müminin dalına, gör ondaki imanı. Samsun'dan partililere seçim öncesi ev ev, kapı kapı dolaşın talimatı vererek ayrıldı İYİ Parti lideri. İki defa Türkiye'yi ilçe ilçe, il il dolaştım. Sizin de basılmadık toprak, çalmadık kapı bırakmayacağınıza eminim ama buradan talimatlandırıyorum. Yapacaksınız. Her eve gireceksiniz.